Canımın parçası sultanım. Benim gözümün nuru sultanım. Gece yoktur ki ahımın ateşinin kıvılcımından alem tutuşmasın. Sabah yoktur ki gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökler yarılmasın. Şehzadeniz Mehmet'i hasretli, hürmetli, mübarek ellerinizden öper. 5 tane dişi çıktı. Diğer şehzadeniz karnımda tekme atıyor, sabırsız. Eğer biz çaresiz, zayıf cariyeniz tarafını sorarsanız, vallahi benim canım, ne gecem gecedir. Benim canımın parçası, gözümün nuru, iki cihanda ümidim. Vallahi dünyada muradım sizsiniz. Benim halim ne dil ile anlatılır, ne kalemle yazılır. Eğer denizler mürekkep, şu ağaçlar kalem olsaydı, bu ayrılığın acısını yazarken dile gelir, Allah'a kavuştur bu aşık kulunu hünkârına diye dua ederdi. Ah benim canımın parçası sultanım. Sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Tez haberlerinizi bekliyorum. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Validem, şükür kavuşturana. Seni bize salimen kavuşturan Rabbime şükürler olsun aslanım benim. Öyle havadisler geldi ki hepimiz öldük dirildik. Evet, bazı felaketlerin eşiğinden döndük. Dualarınız korudu beni. Ama İbrahim de kendini siper etti bana. Rodos'ta hançerlendik. İbrahim yaralandı. Lakin durumu iyi. Toparlandı. Allah ondan razı olsun. Hatice'm. Hoş geldiniz hünkârım. Mustafa'm, ciğerparem. Çok iyi gördüm seni. Büyümüşsün maşallah. Sen de büyümüşsün hünkârım. Hürrem Hatun doğum yaptı. Aka sen öğrenmişsindir. Doğdu mu şehzadem? Şehzade değil, kız doğdu. Kız kardeşim çok güzel. Süleyman. Sultanım. Kulunuzu bağışlayın. Şehzade olmadı, kızım oldu. Utanıyorum. Sözümü tutamadım. Hünkârım, çaresizim. Korkuyorum. Beni affedin. Ayağa kalk. Sizin kutlu yüzünüze nasıl bakarım? Ayağa kalk dedim. Canımın sultanı.
özledim. Çok ağladım. Gözlerimi nasıl bir sihir etti Felek? Gözyaşlarımı kan eyledi, ağlayışımı arttırdı Felek. Aslanlar bile kahrımın pençesinde titrer iken, beni bir gözleri ahuya aciz kıldı Felek. Güzel. Kimin bu şiir? Muhibbinin mi? Hayır. Muhibbinin babasının, Sultan Selim Han'ın şiiri. Valide Hafsa Sultan'a yazmış. Çok aşık olmuş. Ne güzel söylemiş. Mihrimah. Güzel isim koymuş validem. Benim güzel narin kızım. Annesine benziyor. Annesi gibi güzel, akıllı olacak Mihrimah Sultan. Sevdin mi kızımı? Evladım o benim. Evladın kız erkeği olur mu? Benim kanımdan, benim canımdan. Sevdiğim hatundan bir parça. Gidiyor musun? Hemen gitme, hasret kaldım sana. Mühim işlerim var. Valide Sultan Hazretlerimiz geldiler hünkârım. Mühim işi mi oldu validem? Nedir bu? Kimdir bu illete tutulan kişi? Mehmet Çelebi. Ben biricik Hatice'min bir daha aynı acıları yaşamasını istemem aslanım. Evladımın gözünün yaşını yine silemem. Bu illetin neyle nihayetleneceğini bile bile. Ani bir karar almak istemem validem. Kimseye haksızlık yapmak gibi bir niyetim de yok. Düşüneceğim endişelerini, tasalanma sen. Hünkârım, Şehzade Mustafa hastalanmış, ateşler içinde yatıyor. İşte en korktuğum şey buydu. Ya Mustafa'ma da bulaşmışsa bu illet? Allah muhafaza validem. Hadi gel gidip bakalım hemen. Aslan parça. Ne oldu? Yakışıyor mu sana hasta olmak? Hı? Ağrın var mı? Çok mu yanıyor canım? Validem. Küçük şehzademize de bulaşmasın, yazık. Haklısın. Hürrem, aman Mehmet'i uzak tut buradan. Al götür. Çok üzüldük oğlumla. Geçmiş olsun. Hünkârım, müsaadenizle. Nesi var hekim kadın? Geçmiş olsun hünkârım. Çok üşütmüş. Öksürük de sürdüğüm ilaçla sökülüp atılacak. Oh çok şükür. Bak üşütmüşsün. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak.
Selvi ne zaman gitti mektepten? 2 hafta oluyor. Duyunca hemen hocasını değiştirdim. Hünkâr, Mustafa'nın ateşi düşmüş, gözü açılmış. Yarın ayağa kalkar. Şükür. Mustafa'nın ateşlendiğini duyunca Mehmet Çelebi'den hastalık bulaşmışsa diye çok endişelendim. Biliyorsun, vaziyeti iyi değil. Genç. İnşallah atlatır. Validem Hatice'nin bu izdivacı yapmasına menfi yaklaşıyor. Hatice'yle konuşmam lazım. Duyunca yıkılacak. Ne diyeceğim? Sen ne dersin Pargalı? Hatice Sultan sizin kıymetliniz. Onun saadeti için en iyisini siz bilirsiniz hünkâr. Hatice Sultan huzura kabulünü bekler hünkârım. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. Gözümün nuru Hatice. Seni her daim mutlu görmek isterim. Bugün öyle bir haber aldım ki üzüldüm. Mehmet Çelebi ince hastalıktan muzdarip. Bu illeti ne zaman yener bilinmez. Lakin ben iyileşmesi için her şeyi yaptıracağım. Bu yüzden düğünü... biraz erteleme kararı aldım. Meraklanma. Hastalığını yener yenmez size muhteşem bir düğün yaptıracağım. İbrahim. Hünkâr. Piri Paşa'ya haber gönderdim. Yarın geliyor. Ne karar verdiğimi merak etmiyor musun? Hatice Sultan'ı biraz üzgün gördüm ama... onun yüzünü güldüreceğim elbet. Hem ona hem kendime söz verdim. Babam geldi. İyileşmiş mi benim aslan parçam? İyileştim. Kalkmak istiyorum yataktan. O kadar da değil. Yendim. Aferin aslan parçası. Mustafa maşallah. Validem.
Ben gidiyorum. Aslan parçası, sen de istirahate devam. Bugün müsait olduğunda görüşmek isterim. Bir ara uğrarım yanına validem. Lakin önce Piri Paşa ile mühim bir toplantım var. Öyle mi? Hayırlısı. Çelebi için hepimiz çok üzüldük. Lakin keşke saklamadan gerçeği söyleseydin Piri Paşa. Hünkârım, şerefim üzerine sizi temin ederim ki ben de seferden döndüğümde durumun vehametini anladım. Zaten hazırlık yaptırdım. Hemen Edirne'ye, çiftliğe götürüp orada şifa bulması için çalışacağım. Hekim rutubet zararlı dedi. Âlâ. Her tedbiri alın. Nişanları baki midir hünkârım? Bakidir. Lakin düğün için aceleye mahal yok. Önce sıhhat gelir. Bu havadişle Çelebi eskisinden daha sağlıklı olacaktır. Süratle iyileşecektir. Eminim hünkârım. İnşallah. Validem nerede? Hatice Sultan'ın yanında. Gelecek, haber versem? Çağırın gelsin. Geldin mi aslanım? Validem. Çekilebilirsin Sadık'a. Hatice çok üzgün. Biliyorum validem. Ben de bu husus için gelmiştim. Piri Paşa ile görüştüm. Mehmet Çelebi'nin sağlığı için gereken her şey yapılacaktır. Bu konuda böylelikle kapanmıştır. Başka bir mevzu daha var konuşmak istediğim. Söyle validem. Dün gece Mahidevran ve Mustafa ile kalmışsın.
Seni ailenle görünce şükür duaları ettim. Mustafa için kaldım. Başka mani aramayın. Şehzadem çok hassas bir çocuk. Ailesini ayrı görünce mutsuz oluyor. Bugün Perşembe, mübarek gece. Görevini ihmal ettin kaç zamandır. Mahidevran'ı has odana davet et. Şimdiye kadar sabırla bekledi cezasının bitmesini. Ama artık günah aslın. Bu mevzuyu kapat validem. Hayatıma karışmayın. Ailemi korumak benim asıl vazifem. Validen olarak istiyorum bunu. Yapmazsan hakkımı helal etmem sana. Size hasret kaldık. Kapılarda bekler oldum. Yüzünü görmek nasip olsun diye. Şehzade Mustafa nasıl? Görmek istiyorum, hayır diyorlar. Çocuklar kardeşini görsün. Mustafa'nın durumu iyi. Korktuğumuz gibi olmadı, iyi. Mehmet'i gönder, Mustafa'yı görsün. Hünkârım, biz ne zaman görüşeceğiz? Bu gece burada bizimle kalsanız. İşlerim var, bakalım. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Hazırlık yapacağım, bekliyorum. Sümbül ağa. Hünkârım. Hünkârım. Çok bekledim ve dua ettim ki.
etmeden bir kusur mu işledim hünkârım? Benim tercihlerimi hiçe saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahide Efendi. Bana sırtınızı dönmeyin. Hünkârım, yüzünüze hasret kaldım. Ceza, bu azap.